Selamlar millet. Karantinanın 20. günündeyim. 20. gün güzel bir rakam. Bakmam. Bugüne kadar 3 kişiyle sohbet ettim doğru düzgün. Bunlardan biri Serpil'di. Serpil'le video da çektik hatta. Ona bir sürü şey yaptırdım. Selamlar. 2 tane de misafirim geldi. Kısa süreli misafirim, böyle 1 saatlik falan. Onun dışında neredeyse gelen giden kimse olmadı. Orman içerisinde de çok fazla insan görmüyorum. Çünkü hatta orman içerisinde hiç insan görmüyorum. Çünkü mesire yerleri vesaire kapatıldığı için artık ormanın içlerinde de kimse olmuyor. Yani 20 gündür yalnızım desem yeri var. Bir günü hariç. Onun dışında bugün size hamak yapacağım. Yani hamak, salıncak arası bir şey yapacağım. Keyifli olacak. Şöyle güzel bir manzaraya karşı yapacağım. Keyifli olacak. Konumuz, temamız bu olacak. Birkaç tane de önerim var size bahsetmem gereken. Onlardan da bahsedeceğim. Dediğim gibi bugünlük yapacağımız şey bir hamak. Onun dışında çok fazla yaptığım bir şey yok. Aslında bakmayın, montaj yapmayı pek beceremiyorum. Biliyorum, ses sorunu var. Evet, biliyorum. Her videomun altında yüzlercesi yazılıyor. Ses sorunu var, ses. Biliyorum. Lakin yine de video çekmekten, işte ne bileyim, montaj yapmaya çalışmaktan aslına bakarsanız keyif alıyorum sanırım. Keyif alma sebebim de yapacak çok fazla bir şey olmaması. Onun dışında hadi video çekeyim, şunu göstereyim, bunu yapayım gibi şeyler hoşuma gidiyor. Bu yaptığım şeyleri ukalalık olarak algılamayın. Çünkü bunlar, hani bakın, ben çok güzel hamak yapıyorum, ben çok güzel baraka yapıyorum, ben çok güzel çöp topluyorum, ben çok güzel ateş yakıyorum gibi şeyler değil. Sadece bunları ben de yapıyorum. Keyifli oluyor. Siz de izleyin istiyorum. Derdim bu yani. Derdim sizlere bir şeyler öğretmek değil. Benim haddime de değil. Sonuç itibariyle bugün de hamak yapmayı birlikte işleyeceğiz yine. Her zamanki gibi. Keyifli olacak. Çok güzel bir manzara yapacağım hamamı da. Keyifli olacak. Tek sorun şu köpekler konuşamıyorlar. Onlar da konuşsalar şahane olacak. Kendime bir Wilson edinmem lazım herhalde. Barakada yatıyorlar bu arada. Barakayı yapmıştım ya. Yatıyorlar. Şahaneler. Çok hoşuma gitti. Dün akşam hatta story falan da attım böyle keyiften Instagram'a. Çünkü direkt içeriye girdi, yattı akşam olunca. Bu da benim çok hoşuma gitti. Sabah oldu, tekrar içeriye girdi, yattı. Şu anda hala içeride yatıyor bir tanesi. Az önce iki tanesi yatıyordu. Bunun hazzı çok güzel. Bunu keşke sizinle de paylaşabilsem. Bunun hazzı çok güzel. Yaptığın emeğin boşa gitmemesi çok güzel bir şey. Karşılığını bulmak güzel bir şey. Hele ki bunu bir hayvandan bulmak çok daha güzel bir şey. Sonuç itibariyle hadi çok konuştuk, şeye geçelim. Hamak yapmaya, salıncak yapmaya, hamak yapmaya geçelim. Çok konuşunca video çok uzun oluyor. Dün yarım saatlik video atmışım neredeyse. Haydi görüşürüz, yapalım yavaştan. Hamak yapmak için şu ilk ağacı seçtim. Çünkü manzarası çok güzel. Başka bir sebep yok. İpleri dolandırdım ağacın etrafından. Aynı şekilde devam ediyorum. Şöyle bir 2-3 kat yapacağım ki sağlam olsun. Kolay kolay kopacak bir ip değil. Tabi parakord olsa ne ala, ama parakord ipler müthiş pahalılar. İstediğiniz düğme atın, sağlam tutsun yeter. Biliyorum, ses çok gelmiyor. Biliyorum. Şimdi çarşafını sereceğim.
Çarşafımı da serdim. Üzerine bir kat daha çarşaf serdim. Çarşafı alttan alıyorum. İçini içeriye bıraktık. Bitti. Gayet basit. Bunun altında çarşaf var. Gayet kolay. Zor bir şey yok. Zaten videoda zor bir şey olduğu için yapmadım. Güzel bir hamak oldu bence. Şimdi yatayım, biraz keyif yapayım. Merhabalar gençler, tekrar hamağı yaptım ama sallanırken uykum geldi. Benim aslında normalde de hamağım var, Decathlon'dan aldığım. Ama ne bileyim, yapasım geldi böyle bir çarşafta. Kendim yapıp da yatasım geldi. Velev ki yaptım, keyifli de oldu. Sallanmak için birazdan da şuraya bir ip yaparım. Mis gibi olur. Konuşacaklarımız var, şimdi kalkmam lazım. Hamak konusu bu kadardı. Bunu salıncak olarak da kullan, istediğin gibi kullan. Gayet de dayanıklı. Hiçbir şey de olmaz. Görüldüğü üzere. Mis gibi de uyutur. Şimdi bir çay demliyorum, biraz sohbet ediyoruz. Merhaba arkadaşlar. Konuşacaklarımız var dedim. Bu videoyu da üçüncü defa çekiyorum bu arada. Evet, konuşacaklarımız var. Birincisi, bazı yorumlarınızdan rahatsız oluyorum. Açık konuşmak gerekirse. Bu ne? Mesela işte sesin kötü olduğunu absürt dille söylemek. İşte bu ne biçim ses ulan deyip hakaret etmek. Biliyorum ses kötü ve uzun bir süre daha ses kötü olacak. Görüntü kalitesi de kötü olacak. Buna yapacak bir şey yok. Yani bunu kabullenir de dinlerken kulak verirseniz sevinirim. Montajım vesairem kötü. Evet, biliyorum. Bunu da kabullenip de daha umursamadan izlerseniz sevinirim. Keza bu süreçte gidip de saçımı tarayamayacağım. Yani gidip işte neydi o, mikrofon falan filan bir şeyler alamayacağım. Buna biraz anlayış gösterirseniz sevinirim. Bazılarınız da çok tatlı söylüyor. Biliyorum, diyor ki işte dostum, işte sesin şöyle geliyor, böyle geliyor. Haberim yoksa haber vermek için yani. Ama haberim var arkadaşlar, merak etmeyin. Hamak vesaire, bunlar tabii video çekmem için bahane. Yoksa o hamağı kullanmayacağım bile. Kendi hamağım var. Maksat işte video atmaya bahane olsun. Onun dışında çok sert yorum yapan arkadaşlar, mesela kahve sattığım için rahatsız olan arkadaşlar var. Sebebini hiç bilmiyorum. Neden rahatsız oluyorsun? Yani dileniyormuşum gibi gösteren ya da öyle gören arkadaşlar var. Sebebiniz ne? Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Yani internetten ilk defa mı alışveriş yapıyorsun güzel kardeşim? Daha önce hiçbir şey almadın mı internetten? Bu da kahve yani. Ben de kahve satıyorum. Bu neden seni rahatsız ediyor? Anlamıyorum. Bunu yapmayın. Yani yapan arkadaşlara söylüyorum. Bunu yapmayın. Her kimisi de destek oluyor. Kahve almak istiyorum diyor. Kahve alıyor. O ayki kahvesini marketten almıyor da benden alıyor yani. Bu gözünüzde gördüğünüz gibi bir şey değil. Çünkü ben kahveyi sadece bu süreçte internetten satıyorum. İşte YouTube'dandır, Instagram'dandır falan. Sadece bu süreçte satıyorum. Korona sürecinde. Çünkü yapabileceğim bir şey yok. Ben normalde kahveyi sokaklarda satarım. İnternetten hiçbir şey satmıyorum ben. Ama korona dolayısıyla sokakta insan yok ve yapabileceğim tek şey de bu. Buna biraz anlayış gösterirseniz sevinirim. Onun dışında galiba söylemek istediklerim bu kadar. Yorum yaparken ben yorumlara bakıyorum bu arada. Hani öyle geçmiyorum. Yorum yaparken biraz daha güzel bir üslup kullanırsanız güzel üslupla karşılaşırsınız. Ters bir şey söylersiniz, ters bir şey söylerim. Yani lanet olsun huyum bu. Ona yapacak bir şey yok. Sabah kalkmışım bilmem kaçta, tuhaf tuhaf yorumlar okuyorum. Yani ben senin düşüncelerini içimde özütmek zorunda değilim ki. Ben senin düşüncelerini bilmek istemiyorum yani, anladın mı? Bazılarının çünkü o kadar hakaretvari mesaj atıyor ki, yani yorum yapıyor ki, boş ver, yorumun sende kalsın daha iyi ya, valla. Hiç görmeyeyim daha iyi yani. Birçoğunuz tabi, bu bahsettiğim %1'lik kısım. %99'u olumlu. Ama şöyle bir şey var, olumlu mesajlar beni hadi daha iyisini çekeyim, şöyle yapayım, böyle yapayım diye hissettirmiyor. Ama olumsuz mesajlar ya sinirlendiriyor ya modumu düşürüyor. Böyle de bir iğrenç bir huyum var. Genel olarak ama birçoğunuz seviyorsunuz. Burayı izlemeyi seviyorsunuz. Burada yaptığım yaşam alanımı izlemeyi seviyorsunuz. Bunun da farkındayım. Ben de burada olmaktan mutluyum. Ama sizi eğer böyle videolarla özendiriyorsam ya da ne bileyim size outdoor life'ı dışarıda yaşamaya teşvik ediyorsam
burada bir yanlışlık var. Ben size bu hayatı önermiyorum. Yani işte bakın huzur doluyum, bakın keyifliyim falan filan gibi şeyler söylemiyorum. Ben böyle bir hayat yaşıyorum diyorum ve ben bu hayatı size aksetmeye çalışıyorum. Göstermeye çalışıyorum. Ama bunu size tavsiye ya da anti tavsiye yapmıyorum. Bu sizin bileceğiniz iş. Benim hal ve hareketlerim, yaşantı şeklim size şeyse, size teşvik ediciyse bu hayata ilgi duyuyorsundur, o yüzdendir. Konunun benimle alakası yok yani. Yoksa birçoğunuz, eminim ben, şuraya gelseniz 2-3 gün sonra rahatsız olursunuz, eve dönmek istersiniz. Bu çünkü kısa süreli bir kampa çıkmıyorum ben. Kısa süreli bir geziye çıkmadım. Ben 5 yıldır dışarıda yaşıyorum. Bunun 3 yılı sırtımda çanta taşıyarak oldu. 2 yılda karavanda ve bunlar öyle yaz tatillerinde falan filan değildi. Ben 5 yıldır bu şekilde yaşıyorum. Çok eski takip eden arkadaşlarımız biliyor zaten. Yani ve inan bana 5 yıl çok kısa bir süre değil. İklimle boğuşuyorsun, geçim kaynağınla boğuşuyorsun, doğa tertibatını görüp rahatsız olup boğuşuyorsun. Gördüğün, destek olmak istediğin insanlar var, onlarla boğuşuyorsun. Ya bir sürü şey var aslında boğuştuğun, mücadele ettiğin. Sadece mücadelelerimiz birbirine benzemiyor. Seninkiyle benimki birbirine benzemiyor kardeşim. Bu yüzden canını sıkma. Belki doğru olan senin yaptığındır, belki yanlış olan benim yaptığımdır. Bunu düşünme yani. Ulan bak adam ne güzel falanca yerde oturuyor falan filan gibi, bak ne güzel hayat yaşıyor gibi düşünme. Çünkü ben konumumu verdiğimde beni konumumdan kovduran arkadaşlar oldu sosyal medyada, Instagram'dan. İşte korona var, onun orada ne işi var diyor, kovdurdular. Keza arkadaşlarım var, baranlar, onları da Instagram'dan kovdular. Kimileri rahatsız oluyor, anladın mı? Birilerinin huzurlu yaşamasından rahatsız oluyor. Bence bunu yapmayın diyeceğim, yine yapacaklar, boşver. Sonuç itibariyle söylemek istediklerim o kadar. Biraz empat yaklaşırsak konuya, her taraf mutlu çıkacak bu işten. Umarım istediğiniz hayatı istediğiniz şekilde yaşarsınız. Hayatınızı şey yapmayın böyle, ulan çok kötü yaşıyoruz falan filan gibi düşünmeyin. Sosyalleştirin hayatınızı. Naçizane tavsiyem. Biraz daha olumlu yönlerinden bakıp biraz daha olumlu şeyler tutun elinize. Gerçi bugünlerde biraz zor olacak ama. Onun dışında ben yaşadığım hayattan memnunum ama bunun ceremesini çok çektim ben. Daha yeni yeni sefasını sürüyorum desem yeri var yani. İnan bana bunun ceremesini çok çektim. Bu hayata ilgi duyan arkadaşlar varsa lütfen tavsiye beklemeyin benden. Yani bu hayatı tavsiye etmeyeceğim hiçbirinize. Sadece ben böyle yaşıyorum ve bunu size gösteriyorum. Bu kadar. O gerisi senin bileceğin iş. Yani Instagram DM'den çok mesaj alıyorum. İşte abi yola çıkacağım da korkuyorum şöyle böyle, ya da kardeşim yola çıkacağım şöyle böyle. Ya benden tavsiye beklemeyin. Ben yola çıkarken kimseye tavsiyesini sormadım. Başkasının tavsiyesinden bana ne zaten. Ben başıma gelecekleri her zaman dayağımı yiye yiye öğrendim. Yani o silleyi yiye yiye öğrendim ki en sağlam öğrenme şekli de bu. İnan bana. Böyle bir şeye heves eden arkadaşlar varsa, işte karavanla yaşayarak, karavanda yaşayarak, gezerek yaşayarak bu hayatı isteyen arkadaşlar varsa yani tavsiye ederim. Karavan güzel bir şey ama tatillerinizde tavsiye ederim. Nedir? İşte öğretmensindir, 2 ay tatilim vardır, bir şeydir. Tavsiye ederim. Ya da otellerde tatil yapacağınıza karavanla tatil yapın. Tavsiye ederim. Ama non-stop karavanda yaşayacağım, sence nasıl sorusuna cevap vermiyorum. Yani o sizin bileceğiniz iş. Bu sorumluluğa imza atmak istemiyorum yani. Yaşayarak, deneyimleyerek görmenize fayda var. Ama outdoor yaşamak isteyen arkadaşlar önce bunun bir kısa süreli tatilini yaparsa en azından görür. Şimdi ben gezen otel işi yapıyordum biliyorsunuz. O da patladı korona dolayısıyla. Bir sürü insan diyor ki işte hayalim, ben de böyle yaşamak istiyorum. Gezen otele geleceğim diyor. Gezen otele geliyor ve 3-4 günde sıkılıyor. Anladın mı? Yani diyor ki abi kolay değilmiş diyor. Dar, alan dar. Nerede yatacak, ne yapacaksın? Sürekli farklı yerdesin. Yani ambiyans ev gibi değil. Geniş yayla yayla oturduğun bir ambiyans yok burada. Daracık alanlarda yatıyorsun. Karavanın ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar dev olursa olsun sen o aradan geçerken yan dönmek zorundasın yani. Bunların bir tatilini yapın. Tavsiyem odur. Onun dışında rahatsız olan arkadaşlara söyleyeceğim şu, rahatsız olun kusura bakmayın ama benim kahve satmam gerek.
Yine IBAN'ımı bırakacağım videonun açıklama kısmına. Bu arada burada köpek sayısı 10 civarında. Köpek maması alıp da göndermek isteyen arkadaşlar olursa onun için de sevinirim. Dostlarımız da sevinir. Yaptığım baraka işe yaradı. Hayvanlar içerisinde uyuyor. Çok hoşuma gidiyor benim. Akşam ateşimi yakıyorum. Köpekleri şeyde barakada uyurken görüyorum ve çok hoşuma gidiyor. Zaten bunlar sürekli uyuyor. Gün 23 saat uyuyorlar. Ve barakadan çıkmıyor uyuyan. Çok hoşuma gidiyor. Bakalım bu akşam hangisi yatacak, hatta merakla bekliyorum. Söylemek istediklerim bu kadar. Videoyu beğenip yorum yapmayı ya da işte beğenirseniz beğenirsiniz, beğenmezsiniz beğenmezsiniz. Size kalmış. Bunu da artık söylemeyeceğim herhalde. İtici bir cümle çünkü. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Beğenirsen beğenirsin, beğenmezsen beğenmezsin. Ben mesela bu videoyu beğenmedim. Neden bu videoyu beğenmedim? Çünkü bir şey göstermedim yani. Hamak yapacağım. Şimdi başlığı da muhtemelen öyle yazacağım. Hamak yapmak falan. Halbuki hamak yapmakla alakası yok videonun. Ben çok beğenmedim. O yüzden bir şey demeyeyim. Belki ilk dislike'ı ben atabilirim yani bu videoya. Onun dışında söylemek istediğim bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İşte günlük rutin videoyu atayım diye attım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.